milyonluk bir camianın lideriysin. İyi niyetinden asla şüphem yok. Fenerbahçe aşkından asla şüphem yok. Fenerbahçe'deki yaşamının namusu, şerefi, kulübün menfaatlerini kollamandan asla şüphem yok kardeşim. Aziz Başkan iyi dinle. Şu anda Konya'dasın, oteldesin. Ama Fenerbahçe kulübü başkanlığına yakışır. Davran. Sen mafyanın lideri değilsin. Sen Fenerbahçe'nin liderisin. Sen çakalların abisi değilsin. Sen Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşunun abisisin. Yakışır davran. Ne olursun. Sana yakışmıyor. Hakaretler mi var diyorsun? Peki yapıyorsun zaten yapacağını. Mahkemelere veriyorsun. Sürünüyoruz. Çağlayan, Bakırköy, Anadolu Adalet Sarayı, savcılar, hakimler. Zaten bunu yapıyorsun. Hakaret oldu deniliyorsan ver mahkemeye. Saygı duyuyorum. Sen mafya lideri değilsin. Sen Fenerbahçe kulüp başkanının liderisin Aziz Başkan. Teşekkür ederim dinlediğin için ve lütfen artık düzel. Bir kademe sonra bitiriyorum. 10 saniye izin verin. Bu lafları talihsizlik olarak bildiriyorum. Lütfen bir daha olmasın. Çünkü olursa şu sorun çıkar. Bak tehdit değil. Hava kuvvetlerinde bir laf vardır bilir misin? Arızalı davranan özel hayatındaki kişiye uçağa bindirtmezler. Senin psikolojin bozuk, uçağı kullanamazsın derler. Bir daha benzeri mafya söylemleri, tehditler falan böyle üç lafından biri hakaret, köpek, ahlaklı lafları söylersen ehliyetin sorgulanır. Ne ehliyetin biliyor musun? Fenerbahçe'yi yönetme ehliyetin. Buyurun Erdem Bey. Ben buradan Sayın Başkan Aziz Yıldırım'a seslenmek istiyorum. Söz hakkı doğmuştur. Sonuna kadar bu hakkınız bizde saklıdır, mevcuttur. Bağlanabilirsiniz. İstediğiniz şekilde yayınımız size açıktır Sayın Başkan. Bunun da altını çizerek belirtmek istiyorum. Ertem ben çok kısa bir cümle söyleyeceğim. Sonra lütfen. Rasim konunun muhataplarından, baş muhataplarından biri Rasim konuşsun ne diyecekse. Ben kısa bir şey söyleyeceğim. Ben Aziz Yıldırım'ın bu konuşmasında evet tehdit içerikli sözler söylediğini görüyorum, duyuyorum, kabul ediyorum. Fakat bütün basını bunun içine koymamak lazım. Yani bütün basın mensuplarını tehdit etti diyemeyiz. Basında kendisine ağır hakaret ettiğini inandığı. İşte bir tanesi bizim arkadaşımız, kardeşimiz. Birkaç kişi daha var. İşte ismini verdi Temin Ahmet Hoca. Verme. Ben vermeyeyim. Ama söylediği, kimleri tehdit ettiği çok açık ortadadır. Dolayısıyla basın mensuplarının bütün Türkiye'deki spor basınını tehdit ettiği söylenemez. Bir de ben iyi niyetli davranıyorum. Senin yarınki Konya maçından umudun var mı? Yok ben, demiştin. Yok oraya geleceğiz. Benim derdim o zaten. Ben takımla ilgilenirim. Zaten ben böyle, mesele o. Ben böyle işlerle mesele uğraşmam. Onur. Ben Fenerbahçe 10. Ben onun derdindeyim. Ben onun hesabını soracağım. Bir de şunu söyleyeyim. Herkesi tehdit etmemiştir. Evet kızdığı bir tanesi de bizim arkadaşımız odur. Birkaç basın mensubunu da tehdit etmiştir. Hukuk dışında demiştir. Fakat sokağa çıkamazlar lafını tehdit olarak almıyorum ben. İyi niyetli bakmak istiyorum kulübümün başkanına. Ben şöyle alıyorum. Hani derler ya senin hakkında öyle şeyler söylerim ki Ertem. Sokağa çıkamazsın. Hani yüzün olmaz. Anlamında olduğunu düşünüyorum. Yoksa bir insanı sokağa çıkartmamak ne demek yani? Ben başkanın öyle bir şey yaptığını düşünmüyorum. Şöyle yani ben senin hakkında öyle şeyler biliyorum ki bir söylersem sokağa çıkamazsın. Tarzında bir söylem olduğunu düşünüyorum. İnşallah da öyle demiştir, o niyetle demiştir. Yoksa bir insanın, herhangi bir insanı sokağa çıkartmaması Afrika'da falan olmaz yani. Ben öyle düşünmüyorum. Fenerbahçe Kulübü'nün başkanı böyle bir şey söylemez diyorum. Bütün iyi niyetimle bakıyorum kulüp başkanıma. Şöyle der benim kulüp başkanım. Sizin hakkınızda öyle şeyler biliyorum ki açıklarım sokağa çıkamazsın. Sokağa çıkartmam yani o kadar şeyler söylerim demek anlamında olduğunu düşünüyorum. Burada kaba kuvvet ve tehdit görmüyorum. Ama hukuk dışı yollarla da uğraşacağım demesi evet o bir tehdittir. Suçtur ve onu muhatapları cevaplandırsın. Ben kendi üstüme hiçbir tehdit falan almıyorum şahsen. Ama tehdit ve suç evet. O kabul edilemez. Hayır bütün basın mensuplarını tehdit etmemiştir. Çok isim de bellidir. Tehdit suçtur neyse evet, hoş şimdi ben bana gelsin de bu şey. Dün akşam. Herkes şimdi yazıyor bana. Ya sen niye konuşmuyorsun falan. Dün akşam çok merak ediyorsanız internete girersiniz. Dün akşam neler söyledik? Bakarsınız. Bugün Ahmet Hoca epey uzun konuştu. Rasim birazdan kendi kitaplarını getirmiş. Onun çok fazla hata dedi ki abi beni kesmeyin. Yapmayın dedi. Müdahale etmeyin dedi. Çünkü en doğal hakkıdır. Karışmam. Rasim benim kardeşimdir.
Peki Sinan biz niye konuşacakmışız? Ya ne diyecekmişiz biz? Bizle ilgili bir durum var mı sence? Biz dedik ki fikrimi söyledim. Bir akşam da söyledim. Yanlış olduğunu da söyledim. Kimse kimseyi tehdit edemez. Tehdit eden herkes kendi ona göre faturasına katlanır. Bundan sonra herkes kendi konuştuklarının muhatabıdır. Kimseden korkmayız, kimseden çekinmeyiz. Kendi adımıza konuşuyoruz. Yani ben, Aziz Bey benim dostum olabilir, o ayrı bir şeydir ama dün de söyledim, bugün de söylüyorum. Konuşmalarına katılmıyorum, tehditlerine katılmıyorum, kelimelerine katılmıyorum. Sinirlenmiş söylenmiştir diye düşünüyorum. Ama kendine göre haklı sebepleri vardır, o beni ilgilendirmez. Rasim en doğal hakkıdır onun cevabını vermek. Ama ben dün akşam çok merak ediyorsunuz, bu konuyla ilgili açık anlattım. Bir insan 18 sene kulüp başkanı oluyorsa veya bu ülkede bir makamın varsa, bir koltuğun varsa bu tip eleştiriler hep vardır. Bazen hakaretler de olur. Bu ülkenin bir numaralı Sayın Cumhurbaşkanı'na bile hakaret ediliyor, tehdit ediliyor maalesef. Bu hakaretler de yani, yeni var. Yakında olan şeyler var. Yani, sosyal medyada bakıyorsun, orada bakıyorsun, ceza alanlar var, hapise girenler var falan filan ediliyor. Yani bu ülkede söylemek istediğim bir koltuğun, bir makamın varsa, bir hocaysan veya bir yerde işte ne bileyim bakansan, başkansan vardır. Bütün başkanlar bunu almıştır. Aziz Bey kadar belki de sert eleştiren, sert konuşan hiçbir başkan da olmamıştır. Ama Aziz Bey kadar tabii çok da eleştirilen de olmamıştır. O ayrı bir şey. İnsani olarak bakmak lazım olaya ama gerçeği budur. Bir makamın, bir koltuğun varsa arkadaşlar ve takım da şu an çok kötü gidiyorsa, güçsüzsen her türlü sana eleştiri yaparlar. Eleştiri yapılmasını istemiyorsan, mesela bize şimdi Twitter'da, sosyal medyada çok yazıyorlar, çiziyorlar değil mi? Kapatalım telefonu, bir televizyonda bir ay çıkmayalım, adımızı kimse almaz. Yerleşelim Ayvalık'a, orada balık tutalım, adımızı kimse almaz. Ama bir makamın varsa, bir yerde bir şey konuşuyorsan, eğer bir yerde bir şeyler yapıyorsan, bir koltuğun varsa arkadaşlar her türlü eleştiri olur. Ama hakaret diye inanıyorsan, sana hakaret ettilerse, ben sen cezaevindeyken sevgili başkan, seninle ilgili çok kavga ettim. Ama inandığım için ben şike sürecinde bazı şeylere inandım, bazı şeyleri bildiğim için çok mücadele ettim. Şimdi dışarıdasın, kendi hakkını kendin savunabilirsin, pek tabii de yapıyorsun. Ama biraz tabii sert olmuş, konuşmalar sert olmuş, biraz tehditler sert olmuş. Böyle bir insan olduğunu ben seni düşünmüyorum ama tabii o ikisini bilir. Rasim matabıdır. Şu an biraz sonra Rasim bu konuyla ilgili konuşacak ama ben dün akşam daha detaylı konuştum. Sevgili seyirciler, merak ediyorsanız internete bakabilirsiniz. Herkes de seyretti. Hatta hoca bana Sinan Hanım dedi, mesaj attı hatta. Çok güzel konuştun diye program içinde söyledi. Onun için ben konuyu muhatabı Rasim kardeşime bırakayım. O konuşsun. Bir de hani içki miçki muhabbetlerini dün akşam biz yine anlattım. Bir daha söylüyoruz arkadaşlar. Burada kralı içki içemez. Kralı içemez burada. Yani kralı burada içki içemez, öyle bir durumda olmaz. Burada 2 saat 3 saat program yapılıyor. Kim ne içerse dışarıda. Biz Rasim'le öğlenliğin bir yerde yemekteydik. Ben hocaya burada öğlenliğin onu anlatıyorum. Bunu anlatmak istiyordur. Bunu Aziz Bey'e kendim de anlattım gördüğüm zaman da. Burada kimse içki falan da içmez. Öyle bir şey de olmaz. Biz Rasim'le öğlenliğin bir yerde yemekteydik. Orada yedik içtik muhabbet ettik. 3 sene önceki olay. Evet, yedik içtik muhabbet ettik, çok kalabalık. Orada hocam dedim böyle böyle Rasim'le ne yedik ne içtik ne götürüyor falan. Bunu da söyleriz ederiz, biz kimseden de bir şey seçecek yani çekinmiyoruz da arkadaşlar. Onun için bunları fazla da büyütmenize mahkeme gerek yok. Bakıyorum internete koşuyorlar. Çocuklar gösteriyor şimdi, bakıyorum internette falan. Arkadaşlar nihayetle bir futbol programı yapıyoruz. Ben bu işleri sevmem. Bana bir konuşana 10 konuşurum. Bak bir konuşana ama kibar adamımdır. O da edebimdendir, kibarlık yaparım. Çünkü herkesi kibarlığa davet ederim. Normal insani duygularda insanlar eleştiri yaparım. Kimseyi kırmayacak şekilde, hakaret etmeyecek şekilde. Benim tarzım budur. Çünkü karşılığında da insanlardan onu beklerim. Onu beklerim. Onun için bu nihayette biz bir futbol adamıyız. Ne biz mafya adamız veya mafya vari konuşmalar bize yakışmaz. Onun için her şeyden önce yani sağduyulu olalım, daha yumuşak olalım ama bilemem arkadaşlar ne söylerler, ben karışmam. Buyur hapacığım. Ben şunu söylüyorum. Benim gibi gerçek Fenerbahçelilerinin gündem dışına çıkmasını istemiyorum. Ben ve benim gibi gerçek güzel, düşünen bravo. Fenerbahçelilerin gündemi puan cetvelidir. Ben 7. hafta Başakşehir Spor'dan neden 11 puan gerideyim kardeşim? Neden? Neden? Neden ben gidiyorum Manchester'da 30 dakikada 4 tane yiyorum? He? Ben gerçek gündem budur Fenerbahçeliler için. Budur. Bu takımın hali ne olacak? Fenerbahçeliler şeylerle uğraşmıyor. Kimi burada kim içki içiyor, kim içki içmiyor? Kim evinin önünde vurulmuş, vuranları söylememiş.
Gerçek Fenerbahçelerin hiç umurunda değil. Kim kimi nerede vurmuşsa vurmuş, bize ne kardeşim. Kim nerede içki içmiş seçmiş bizi hiç ilgilendirmez. Biz Fenerbahçelileri ilgilendiren şey budur. Ben neden 10'uncuyum? Neden 7. hafta ligden koptum? Bunun unutturulmasına müsaade etmeyeceğim. Bu gündemi kimse değiştiremeyecek. Fenerbahçe'nin bugünkü başarısızlığı her zaman konuşulacak. Böyle başka mevzuları ben sevmem. Fenerbahçe neden 10'uncu? Fenerbahçe lider olsun. Başakşehir'in yerinde bugün Fenerbahçe olsun. Seninle birlikte bak, ben herkese dikiliyor muyum, dikilmiyor muyum? Fenerbahçe 10'uncu. Yok kim nereden içkiyi götürmüş, kim kimi evinin önünde vurmuş söylememiş. Benim gündemim değil. Gerçek ve yüreği yanan Fenerbahçelilerin hiç gündemi değil. Bizim gündemimiz Fenerbahçe'nin bugünkü hali, ligdeki durumu ne olacak? Evet. Ne olacak bu rezil futbolcuların hali? İyi çocuklarmış, kaliteli çocuklarmış futbolcular. Yanılıyorsun, orada da yanılıyorsun. İyi futbolcular falan değil senin futbolcuların. Kötü futbolcular. Hem kötü futbolcular hem kötü karakterleri var. Hiç Fenerbahçelilerin futbolculuk karakterleri iyi değil. Öyle değil. Ben, tabii ben onu söylerim. Başka türlü anlayabilirler. Bu futbolcular hem kaliteli futbolcu değiller, hem Fenerbahçe formasını yakışacak karakterleri yok. Abdülkerim yani abi, bu konuyla ilgili yine Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamaları var. Birazdan ona gelelim istersen. Rasim Ozan çünkü bekliyor. Fenerbahçe iyiymiş, takım iyiymiş. Hoca çok başarılı. Sevgili seyirciler. Reklam başarılı. Bir saniye. Abdülkerim abi, Rasim Ozan. Zaten reklama gidiyor. Hayır, reklama falan girmiyoruz şu anda. Sayın Başkan Aziz Yıldırım'a, Sayın Başkan'a bir kez daha seslenmek istiyorum. Size söz hakkı doğmuştur. Kesinlikle objektif, tarafsız, ilkeli yayın yapıyoruz. İstediğiniz gibi bağlanabilirsiniz. Kesinlikle ne bir hakaret, ne bir kavga, ne bir sıra dışı, ne bir reyting uğruna bir amaç yoktur. İstediğiniz gibi konuşabilirsiniz. Belki sevmezsiniz ama ben yine de size söylüyorum, Sayın Başkan diyorum. Söylerim tabii ki de. Ben üzerime alınmıyorum bu söylenenlerle ilgili olarak hiçbir şekilde. Çünkü ben sadece yayınımda Fenerbahçe neden bu kadar geriye düştü? İşte neden bu kadar geride? Neden Pereira'yı sezon başında gönderdiniz de sezonun sonunda göndermediniz diye eleştiri yapabilecek durumda hissediyorum kendimi. Bundan dolayı da size bu şekilde eleştirilerde de programımız içerisinde bulunmuş olabiliriz. Bunun da altını çizmek istiyorum. Lütfen bağlanın. İstediğiniz gibi açıklama yapabilirsiniz. Rasim Ozan. Evet. Rasim. Ertem, seni tebrik ediyorum. Böyle eleştireceğiz. Ben hep böyle eleştireceğim. Bu takımın hali neden böyle? Neden böyle? Geleceğiz sonra. Sen geleceğiz. Rasim Ozan. Kötü antrenörüm var. Kötü futbolcularım var. Rasim Ozan Kütahyalı. Sana gelelim. Neler söyleyeceksin? Öndeki kitaplar neler? Dosyalar neler? Öncelikli olarak onları bize bir anlatır mısın? Reklama kadar kaç dakika süren var? Öyle 2-3 dakikaysa senden müsaade O zaman edeceğim. Şöyle bir şey yapalım reklama mı? Reklama gelip sonradan şöyle bir şey yapalım mı? Reklama gidelim. Aynen. Seni hiç kesmeyelim. Aynen. Uzun uzun sevgili seyirciler, biraz uykusuz kalmanıza değecek belki de. İnanın bilmiyorum. Size bütün samimiyetimle söylüyorum. Ne diyeceğini bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. İnanın hiçbir şekilde bilmiyorum. Birazdan tekrar birlikte olacağız. Rasim Ozan cevap verecek ama Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım istediği gibi bağlanabilir. Kanalımızın telefonları kendisine sonuna kadar açıktır. Hiçbir saygısızlığa yer verilmez. Verilmeyecek de en ufak bir sıkıntıda da ben Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın yanında olurum ve bu yayını kapatırım. Bunun altını da çizerek söylüyorum. Şimdi bir reklama gidelim. Reklamdan sonra tekrar beraberiz.